Evet, şimdi Ömer'i uyutmuşken merhaba arkadaşlar, öncelikle selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan sahalara dönen ben. Şimdi ne yapıyoruz? Ömer'i uyuttum. Öğlen uykusuna sabahtan devlet dairesinde işlerimiz vardı. Onları hallettim geldim. Gülşen bugün günlerden pazartesi ama hala evde hastalıklardan dolayı. Antibiyotik bitmediği için bugün yollamadım ama yarın tekrar yollayacağım okula. Neyse, acele acele konuşuyorum ki Ömer uyanmadan yemeklerimi yapayım diye. Annemlere gideceğim çünkü öğleden sonra. Hatta öğleden önce 11.30 işte 12'ye doğru babam almaya gelecek Mikael aldıktan sonra. Onun için ben hemen yemeklerimi yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet, ben yemeklerimi yaparken çekemedim bu sefer. Çünkü Ömer hiç durmadı, yine ağladı. Ama hemen şöyle göstereyim. Şöyle patatesli kanat yaptım. Şimdi annemlere gitmeden akşam yemeğim hazır olsun dedim. Çünkü çok fazla durmayabilirim orada Ömer yüzünden tekrardan. Bayağı hasta olduğu için. Ha, şunun da şeyi koptu, kapağı koptu. Böyle fakir usulü kullanıyorum. Şöyle yapayım. Şu Elif'in meşhur kabak, patatesli kabak yemeğinden yaptım. Kabağım vardı. Patatesle kabağı orantılı aynı şekilde kullandım. Yani aynı fazlalıkta. İçine işte kırmızı biber, soğan ve yeşil biber de doğradım. Bunun da altını kapatayım. Artık çünkü pişmiş. Şöyle kendine demini alsın. Çok sıcak. Tövbeler olsun. Şurada bir de hemen Şehriye. Ay bak, orası yağ sıçramış, sileyim hemen. Şöyle bir de Şehriye çorbası yaptım. Şöyle şimdi tencerelerin kenarlarını bir sileyim. Yemeğim hazır. Hemen şimdi hazırlanacağım. Başımı falan kapatayım. Bak, oralar falan leş oldu. Şimdi 2 dakika hemen hazırlanayım. Ondan sonra babam aradı. Mikail'i alacak. Mikail aldıktan sonra beni alacak kızla, Ömer'le falan. Annemlere gideceğiz. İlaçlarımız. Efendim kızım. Ben de zannettim sen gene koyuyorsun et. Ha, tamam, hemen koyuyorum şimdi. Yemeklerim hazır çok şükür. Hazırlandım da zaten hemen. Zaten hazırdım. Ama işte Ömer'in ceketini falan giydirdim. Çok fazla uyumadı zaten Ömer. Gülşen de falan ceketini giydirdim. Şimdi hemen kendim de şu pançomu üzerime alıp çıkacağım çünkü babam gelmek üzeredir. Müthiş yağmur yağıyor dışarıda. Evleri hemen şöyle bir süpürdüm ama silmem lazım çünkü hafta sonu işte pazar günü dün mutfak halısıyla holün yolduklarını yıkamıştım. Bayağı kirlenmişlerdi artık. Ama yerleri silmeden yerleştirmek istemiyorum. Onu da bu akşam sizlerle, çocuklar uyuduktan sonra birlikte sileriz. Ondan sonra birlikte yerleştiririz artık. Ceketini çıkarmış. Ah, ceketin nerede? Sümüğü aktı o zaman. Pis. Sümüğü akmış da onu sil diye gelmiş canıma. Her neyse. Böyle şimdi kız kardeşim de gelmek üzeredir. Onu 2 haftadır görmedim. Aslında Ömer böyleyken hiç annemlere gidesim yok, moralim yok. Sürekli ağlıyor ama kız kardeşim de görmedim. Yani 2 hafta oldu. Onu da göresim de var. Onun için gideceğim. Dedim hani yemeklerim hazır olsun. Olur da çok ağlarsa, duramazsam gelirim. Bir daha dedim yemeklerle falan uğraşmak zorunda kalmayayım diye. Her neyse, ben artık çıkayım. Babam gelmek üzere. Hatta şu an sanki geldi gibi. Neyse, görüşürüz. Cool baby'ime bakın. Cool baby boy. Hey, onun ayakkabılarını yesinler. Kızım da tabii ayrı bir güzel. Botlarıyla. Püsküllü botlarıyla. Ömer'in botlarını daha anca giydirmek nasip oldu. Arkadaşım Meltem almış. Dolabına koymuş. Çocuğuna dolapta unutmuş. Daha sonra Ömer doğunca Ömer'e vermişti. Ama biz de onun yaptığı gibi dolaba koymuşuz, unutmuşuz. Geçen gün dolapları ayıklarken gördüm. Aha dedim. Tam çocuğun şu anki ayak numarası ama Allah'tan şey, küçük gelmedi. Tam denk geldi. Yani 2-3 ay falan gelir herhalde anca. Dedeyi bekliyoruz. Arkadaşlar, ben annemlere geldim. Efendim kızım.
Evet, dedeniz bir sürü oyuncakları almış size. Arkadaşlar bu karnınızı kes. Evet, Ömer'e oyuncaklar almışlar. Mika ile Gülşen'e de bir şeyler almışlar. Şimdi onlar bunlarla oynayı dursun. Biz geldik annemlere. Kız kardeşim kahvaltı yapmamış. Ben de yapmamıştım ama o yaptığım patlıcan şey yok, kabak yemeğini, patatesli kabak yemeğini buraya getirdim. Ben öğlen yemeği olarak onu yiyeceğim. Onlar börek yiyecekler. Tereyağı da kızarmış. Yumurta yiyecekler. Ve ben sebze yemeği yiyeceğim. Her neyse olsun. Böyle şimdi biz güzel yemeğimizi yiyelim, öğlen yemeğimizi. Çocuklar oynuyorlar. Böyle yani. Ömer benim ömrümü yedi ya. Ay Özge bunları kayınvaliden yaptı değil mi? Ispanaklı. Ispanaklı ve cevizli kümeç. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Seni diyorlar ki kız kardeşin hasta mı? Niye hiç onu paylaşmıyorsun? Artık görüşmüyor musunuz? Evet, artık kavga ettik. Görüşmüyorsun. Dedim ne alaka ya, kocası amalat oldu. Ya. Ömer. Tamam sen bırak onu, cinnet geçirsin kendi kendine. Alıştık. Demin evde de atmadı olmadı Fatma Hanım, ne yapıyorsunuz? Ben sizin mi? Doğum günü mesajlarınızı çok kötü. Çok güzel yorumlar geldi. Sürekli bana anana sürpriz yap, anana sürpriz yap. Çok tepki, çok tepki. İnşallah bir seneye yaparız. Ben şimdi seneye değil bu sene artık. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Benim kızımın sevgili takipçileri. Benim beyim geçen gün bir yemek tarifinde, televizyonda her gün şey var ya. Yemekteyiz. Yemekteyiz değil. Şey, gezelim. Gezelim görelim diye. Orada pancar yemeği varmış. Pancar mı? Durdu, pancar yemeği yaptı. Pancar neydi ya? Şey, mancar. Mancar, garam mancar. Ucu pancarı, şöyle fasulyeli. Şöyle kavanoz aldım böyle, haşlaması olmasın diye böyle haşlanmış kavanoz aldım. Ya bunun içine atacağım şimdi. Tamam. İçine cevizdi, sarımsaktı, kuru fasulyeydi. Mısır unuydu, güzel. Tereyağlı bir sos yapacağım. He, onu az sonra güzel ayrıyetten şöyle sakin bir şeyde çekeriz. Bardağı pişirmek için şeyini, yağını kavuruyorum. Tamam. Diğer aşamalarını zaten gösteririz. Market şekeri koyuyorlar. Allah'ım bu yer şey. Yarın çok güzel. Aa, bu güzeldi. Bak bence de güzeldi. Şu çok demli. Vallahi demli yapmışım. Yasin demli içiyor ya. Benim elim demliye gitmiş. Ya, bunlar tereyağlı ne yumurta yiyorlar. Ben sebze yemeği. İşte çay da içerim. Ispanaklı börek yapacak annem akşama. Babamın canı doğu yemeği çekerse Allah da dedi ki otur o zaman cevizleri es. Ben yaparım yemeklerim kendim. Kimseye de şey etmem. Deminden beri kızıyorsun. Makinede yaptırtmıyor diye bana dibekle vurdurtuyor diyor hamurdan ya. Ya teknoloji varken ne gerek var böyle uğraşmaya? Bayağı da ben anneme diyorum ki anne ceviz ağzımıza gelsin. O diyor ki yok yok gelmesin. Bu arada dur ben iki dakika göstereyim. Kahvaltımızı da yaptık bu arada. Kahvaltı, öğlen yemeği artık her neyse. Mutfak bayağı bir dağıldı. Bakın. Mancarı da attı içine. Kara lahana, mancar artık her neyse. Kara lahana değil mi? Bakın fasulyelerini de koydu. Şimdi diğer aşamalarını göstereceğim ben size. İşte cevizi girecekmiş. Merak ettim, ne haber oğlum? Börülce değil kız, Allah seni. Mancar diyoruz kız. Hayır, içindeki şey. Ha, ay şunu kapağını şey yapsana az. Gel bir merhaba da bakayım insanlara. Merhaba, bu kız tipim şey. Aa, rezil gibi. Yok yok, iyi iyi maşallah. İyi, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Çok oldu görüş. Evet. Ay utandım, ben böyle alışkın değilim. Kahvaltını böyle kaldırıyorum. İş yapıyoruz. Bak ben... Bakın ablamın bana aldığı... Ha evet. Gösterelim. Özge'ye düğününde reşat takmıştım. Böyle bileklikli reşat. Osmanlı reşadı. Evet. Bayağı kelepçe, da bir... Osmanlı kelepçe. Şey kelepçeydi pardon. Alo, bileklik değil, kelepçe. Size söylüyorum bak. Reklam yapıyoruz. 50 yaşına giriyorum. Ha 50. Yetti artık be 50'le.
şey yapamadı. Şu 50. 50'den çekti. Yaş olarak 50'ye giriyorum. Beden olarak kendimi hiç el hissetmiyorum ama. Değil mi? O zaman 50. doğum. 18 gibi hissediyorum kendimi. O zaman sana ahtın part yapalım. Tamam, kabul. Yatak yapıyorsun. Vallahi ahtın sonu part yapayım ben sana. Elefant kimin kız? Ömer'in. Ah çok tatlı. Aynı ben gibi çok tatlı. Bir kadın. Tabii ki fil demiyorum. Kendini fil gibi mi? Ben gibi çok tatlı dedi. Ne yapsam bir insan kendini övmezse, beğenmezse çatlayıverirmiş. Evet. Bir yemeklerimi övmezsem çatlarım. Bir de kendim. Tamam şu mutfağımı toparlayalım. Hadi bayağı bir dağınık tamam, görünüyor. Ben yapıyorum bu arada. Özlem Hanım böyle oturuyor her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Yani hep böyle iş yapıyorum diye gösteriyor burada. Buna ben da ben yapıyorum. Buna da bunu demez herhalde artık. Demez herhalde baba. Bakayım. Baba hayır, duydun mu? Ben hiç iş yapmıyormuşum. Yap öbürünü de yap ama. Görüyorsunuz değil mi ne dedi? Hep o iş yapıyormuş ben oturuyormuşum. Evet. Ha? Anne 10 sene challenge yapalım sana. Hay sorma. Anne pek bir fark yok yani aynısı. Yasin de öyle dedim olmaz mı? Olur sen de ne fark var sende be? Baksana. Ben tabii zayıf gelin biraz. Anne yanına koy aynısın yalnız yani ya. Fark edemez. Sana 10 yıl challenge yapalım. Herkes onu yapıyor. Çok onu aslında ben yapmam lazım. Aslında seni yapmam baba, lazım. Baba sen de çok ben... büyük challenge olur yalnız. 10 sene önceki halini. Bulaşıkları kaldırıyormuş. Tamam sen altına... bana bul 10 sene önceki halini nereden bulacaksın? Fokur ediyor. 10 yıldır Facebook'un var mı? Baba senin 10 yıl challenge'in acayip olur ha. Çok büyük un taşıt. Bul işte resimlerimi Allah. İnanmaz üst kattan üst katta dedi. Resim okuyacağım ben size sonra. O üst kattan resimleri. Takipçilerim beni çok özlemiş. Beni işe parken beni Özlem burada sizin nasılsın değil mi? He buradayım. Ben çıkarayım resimlere bakayım. Tamam bakalım hem şöyle bir albüm okalım. Çocukluklarımıza bakalım. Albüm bakmak ister misiniz? Senin resmin yoktu. Seni anca internette var bu resimde. 10 senelik. Ama 10 senelik. Var niye anne babamın olmasına hep resimde olur? Tabii var. Ay Yağmur'a bak. Evet. Neyse ben durayım kameramanlık yapayım. Özge de iş yapsın. Evet. Nasıl olsa ben iş yapmıyorum ya. Ben kameramanlık yapacağım şimdi. Çünkü tripodumuz evde. Tamam bak ben yapıyorum sen. Tamam. Ben çekiyorum sen iş yap. Olmasına boyun içine de öyle. Ya Duay sen gelmeden ben neyse. Seni burnu kokan şeyi yıkadım. Neymiş o? İşken? Kuzu. Ha. Neyse hani böyle işte arkadaşlar. Şimdi şu mutfağı bayağı bir halledelim. Bayağı bir karıştı çünkü. Onu çıkartıyorduk, bunu çıkartıyorduk, şunu yapıyorduk derken. Kız bu arada bu annem benim telefonu beni ne kadar güzel çekiyor. Vallahi pek bir güzel pürüzsüz çekti. Şu an çünkü cildim bayağı bir kötü oldu. Işığım ağlıyor. Neyse buraları halledelim ondan sonra tekrar görüşürüz. Yarım saatte dövdün cevizle sarımsak. Evet bu ceviz. Karı koca ne güzel yemek yapıyorlar görüyorsunuz değil mi canlarım? Evet sarımsakla böyle karıştırıp. Özge haşırama. Çünkü videoda çok kötü çıkıyor sesler. Tamam bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Sıcak su mu? Azıcık ılık normal. Karıştır iyice. Bu nerenin yöresine aitti şimdi? Bu Ornucu paylarım. Ne? Gürcü. Ha Gürcü. Gürcistan. Gürcistan'a ait. Var mı arkadaşlar aramızda Gürcü olan? Gürcistanlı olan? Var. Ben gördüm bir tane seni arkadaşlar arasında. He, kimmiş? Ha. Nereden gördün benim arkadaşlarımı? Tamam birazcık mısır unu. Baba yavaş. Bayağı bir. Tamam. Hı. Nerede şimdi gördün sen benim arkadaşlarımın arasında? Yorumlarında. Ya? Onu nasıl gördün? İsimden doğru tanıdım Gürcü olduğunu. Allah Allah. Yazı şeklinde.
Yani Lor'un suyu mu diyorsun yoksa? Olmuyor mu? Lor'un suyu diyorsan kadın seviyor da öyle isimleri ama Gürcü Lorin falan değil. Kızına öyle isim koymuş. Çok yorum yapıyor çünkü. Bak sevgicim seni de almış olduk burada. Ne koyuyorsun anne? Tuz. Tuz. 3'te 2 sevgi. 3'te 2 sevgi. Saygı. Hürmet. Sevgisiz hiçbir yemek tadı olmaz. Evet. Kesinlikle. Şimdi oraya gelelim. Geçen ben ne yaptım biliyor musun? Böyle bu pancarı böyle oldu. Bunu ben demin açtım zaten. Şöyle bir gösterdim. Böyle eze eze fasulyelerini iyice ezdik. Ha fasulyeler ezilecek. Ezle ezle. Evet ezle ezle. Çorba mı olacak bu yoksa evet, yemek çorba, mi? Çorba. Babaannemin mancan yemeği işte be. Hmm. Çorba versin. Seviyorum ben. Ne oldu ben? Bundan kere yavaş yavaş. Yalnız kamera çekiyorum. Durun bakayım. Komik ailesisin. Çok kaşıyor. Hazına sokmuş anladın. Durmadan çektiriyoruz. Canlarım benim. Nasıl işinizden YouTuber çıktı yemin ediyorum. Ay ben önceki ne olduğunu unuttum. Tüh diyecektim. Ya bence şimdi evet koyulaştı. Buna şimdi ay ben şu an bunu yemek için çok merak ediyorum. Ben çok lezzetli bir şey çok. Şimdi mancar yemeğini hep yedim de böyle cevizli mevizli falan hiç. Kaç günden beri baba yani artık beni sersem etti. Pancar pancar diye. Şeyde gördüm bunu. Şeker hangi? Ben dedim bunu salak. Hangi? Şeyde gördün sen bu yemeği? Hangi programda? Görelim mi? Neydi? Gezelim görevinde değil. Şeydeydim o. Lezzet. Lezzet haritası. Haritasında. Tamam lezzet haritası. Nerede yaptılar bunu? Gürcü'yle ama bunlar yapıyor. Nevşehir'de yaptılar. Nevşehir yemeği. Gürcü pancarı. Var mı arkadaşlar aramızda Nevşehirli bu yemeği bilen? Şimdi böyle pişiyor. Biraz daha pişecek. Biraz daha pişecek. Ondan sonra tereyağı kavurup üzerine tereyağı dökeceğiz. Ondan sonra yenebilir yani. Tamam. Anne bugün biraz fazla yemek yapıyoruz kız yine. Yok fazla bir şey yapmadı ki. Ne yapacağız? Şimdi hamur yoğuracağız. Tamam ekmeği saymıyorum da. Şimdi ekmeği şey dedi. Kardeşim erken gitti çünkü eşinin bayağı ağrıları vardı. Yarın sabah ama tekrar gelecekler. Ben de yarın sabah tekrar çıkarken kendimi oraya bıraktıracağım. Kanat yiyişine bakın. Ömer. Afiyet olsun. Yükseliyor kanadı. Nay nay önce bunu bitir. Bak bunu daha burasını bitirmedin. Burası niye? Dur. Tavuk diyor tavuk. Şöyle kapatayım. Hemen yemek koyacağım. Mikail! Babanın sana verdiği torbayı nereye koydun? Mancar vardı onda. Orada yemedik artık. İşte bu yaptığımız neydi o? Karnı yarığı falan şey yaptık. Güzel üstünü doldurduk ama pişirmedik. Buzdolabına attık. Dedik yarın pişiririz. Babamın da yarın sizlere bu arada Osmanlı pilavı tarifi var. Yarın Osmanlı pilavı yapacakmış. Onu yarın artık öğlen yemeği olarak pişiririz dedik. Onlar erken gidince. Ondan sonra ben de geldim. Dedim zaten benim evde yemeğim var. Bana azıcık
mancar versen yeter dedim. Mancarı merak ediyorum. Dur oğlum, ellerini silelim. Öyle şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Evet canlarım benim. Güzel bir günün daha sonuna geldik. Valla annemlerden geldik diye herhalde size söylemiştim. Akşam yemeğinden sonra ne yaptım? Ömer bayağı bir huysuzlandı. Bayağı böyle bir ağladı kendi çapında, bir kriz geçirdi, bir şeyler. Ondan sonra yemek geldi, böyle hiçbir şey olmamış gibi geldi, oturdu, çorba falan içti, yemek yedi. Yemek yiyince bayağı bir kendine geldi. Evde bir yaklaşık bir saate yakın böyle bir yakalamacılık oynadılar abisiyle, ablasıyla. Gülşen, Mikail, Ömer, üçün birden bayağı böyle bir evde koşuşturdular. Onlar orada koşuştururken Ömer baktım morali yerinde. İşte hani Mikail'i Gülşen'le oynuyor. Hemen bulaşıklarımı hallettim, mutfağı toparladım. Daha sonra çocukların annem sağ olsun, Allah razı olsun, Ömer'in yorganı yoktu. Onu bebek yatağından büyük yatağa geçirdim ya, büyük yorganım yoktu maalesef yedekte. Yastık falan almıştım da sağ olsun Ömer'e yorgan yastık almış, daha sonra ona işte nevresim almış. Sonra tekrardan yine Mikail'le Ömer'e birer tane lastikli çarşaf almış, iki tane de Gülşen almış pembe. Ve onları yıkamış, güzel, ütülemiş, geçirmiş, bana verdi akşam. Eve gelirken akşam yemeğinden sonra baktım çocuklar yine bayağı hani güzel oynuyorlar. Neyse dedim hadi şey yapayım, hani saat de erkendi, 6'ydı 6.30 falandı. Odalarında işte hepsinin nevresimlerini değiştirdim, çarşaflarını falan, lastikli çarşaflarını değiştirdim. Onları hemen makineye attım, hatta şu an makine bitmiş olması lazım, onları hemen kurutma yatayım. İşte yatak çarşaflarını, nevresimlerini değiştirdim çocukların. Daha sonra Ömer'i 7.30-8 gibi uyuttum. Aynen 8'de onu uyuttum. 8.30'da büyükleri yatırdım. Ondan sonra evi zaten gündüzden süpürmüştüm. Akşam da zaten eve hani akşam geldik annemlerden. Onun için ev hani pis değildi. Sadece halının üstünde bir iki kırıntı vardı. Onları kırgırla kırgıladım. Eski usul kırgır kullandım. Daha sonra laminatlarımı silmesi gerekiyordu. Laminatlarımı sildim. Çekmedim ama onları. Çünkü canlı yayın açtım. Şu an canlı yayın kapattım ve buradayım. Canlı yayın açacağım için telefonumun şarjını doldurdum o ara. Telefonum şarjlı olduğu için oraların video çekemedim. Laminatlarımı sildim. Ama Ömer öksürüyor. Yavrum benim ya, kuzum. Holün ve mutfağın halısını yıkamıştım hafta sonu. Ama daha serememiştim, yerleri silememiştim çünkü iki gündür. Yani her gün günlük rutin, hatta günde bir defa değil 3-4 defa gerçekten Ömer yüzünden evi süpürmek zorunda kalıyorum elektrik süpürgesiyle. Ama laminatlarımı her gün silemiyorum, yetişemiyorum Ömer'den. 2 günde bir, 3 günde bir siliyorum laminatlarımı. Ondan sonra işte 3 gündür, 2 gündür silmemiştim. Cumartesi sildiydim. Cuma sildim. Aynen cuma sildim. Hatta cumartesi günü sabahtan halıları yıkadım. Akşamı kurumuştu. Pazar günü tekrar sererim dedim ama silemedim dün. Bugün pazartesi, aynen öyle. Şu an bayağı böyle bir beyin fırtınası yapmak zorunda kaldım. Onun için dün silemedim. Bu akşam hani sildim. Onları da güzel temiz temiz serdim. Yarın sabah tekrardan yine annemlere gideceğim. Kız kardeşim yine gelecek eşiyle. Burada doktorla randevusu var eşinin. Sabah direkt kendime bıraktıracağım 8.30'da annemlere. Kız kardeşim de 8 gibi falan gelecek. Orada yine yarın bütün gün annemlerde olurum tekrardan. Böyle. Benden bugünlük bu kadar. Yine çenem düştü. Yani 2 saattir canlı yayında konuştum. Bir de daha yetmiyormuş gibi burada konuşuyorum. Her neyse, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.